Allah herhangi bir kulu üzerinde bir şey olduğunda kendi dostlarının hepsine bunu bildirir mi? Yoksa bazen bildirir, bazen saklar. Öğrenci tasavvufun hataya düşüyor. Sesim akıyor, duyuluyor mu? Az geliyor. Soruyu anladınız mı? Anlamadım hocam. Anlamamışlar. Allah Celle Celaluhu bazı dostlarına bildirdiklerini veya gösterdiklerini diğer kendi dostlarına da bildirir mi? Yoksa bazen bildirir, bazen saklar mı? Benim arkadaşımdan anladınız mı? Salih duydun mu? Salih sen duydun mu? Şoför çalışmasını. Allah Celle Celaluhu kendi dostlarına bazen bildirdiği şeyleri diğer dostlarına bildirir mi? Yoksa bazen bildirir, bazen saklar mı? Sadece soruyu anladın mı? Soruyu açıkla o zaman. Sorudan ne anladın? Şimdi soru var. Bir de sorunun açıklaması var. Yani soru bana kapalı geldi. Ben anladım da sana açık geldi mi soru? Hayır. Soruyu sormuyorum. Sorunun açılımını soruyorum size. Fehim Usta, sen sorunun açılımını anladın mı? Anladım abi. Nedir? Sivaslarımızı niye gümleyeyim ya? Hayır, sen anladığını söyle. Sorudan anladığını söyle. Allah bütün bunlara bir şey verirse, diğer kullarına bu verdiğim şeyler namazda etmek zorunluluğu yok. Allah hiçbir şey için mecbur değil. Cevabını değil, sorudan anladığını bana söyle. Yani cevap veriliyorsa sorudan anlaşılmış olur herhalde. Olur mu canım? İnsanlar önce soruyu anlayacaklar. Sorudan ne kastediyor, ne anlıyorsun? Evet. Bu üstü kapalı soruyor, o yüzden. Ehl-i tasavvufun öğrenmeyeceğim bugün hakkınızı helal edin. Ehl-i tasavvufun yıllar boyunca düştüğü en büyük hatalardan birisi şudur. Buna biz de düştük, hepimiz düştük. Dervişler düştü, şeyhler düştü, zatiller düştü, nakiller düştü. Herkes bir şekilde bir hataya düştü. Yok. Sana rahatsız oluyor. Tamam. Duyan duyuyor pardon. Duyuyor mu bu? Salih duyuyor mu? Tamam. Ehl-i tasavvufu kendi kendine şunu dedi. Kendisi hata yaptığı zaman şunu dediler. Dediler ki biz hata yapsak rüyamızda hatamızı görürüz. Bizi uyarırla. Veya bir şey olacaksa bize bildirirler. Hem uyarırlar, hem bildirirler, hem korunurlar. Şimdi adam hem uyarıyorsa, hem korunuyorsa, hem bildiriyorsa hayat ne kadar güzel. İmtihan neresin de ki bunun? İmtihan diyor ne kadar güzel işte. Yani ben seni imtihan edeceğim diyorum. Soruların kopyasını veriyorum sana. Diyorum ki ben seni zorlukla imtihan edeceğim diyorum. Ondan sonra sana kopyasını veriyorum. Bu nasıl imtihan ki? Bir. İkincisi Ehl-i tasavvuf bunu bir başkalarının üzerinde de hükmetmek için kullanır. İşte örneğin eğer ki biriniz bir gece Allah'a yalvarmış olsa Cenab-ı Hak o gün kendisini dost kabul etse o kimseyi hiç kimsenin haberi olacak.
hiç kimsenin haberi yoksa sizin dostluğunuz dostluk değil. Neden? Onun haberi yok canım. Nereden dost oluyormuşsun sen? Sen dost olsan öbürünün haberi olurdu. Veya birisinin biriniz evliya olmuş olsa öbürünün haberi olacak. Neden? Çünkü öbürünün haberi olmadan bir başkasının evliya olması mümkün değil. Ona evliyalık, dostluk verilecekse onun mutlaka haberi olacak. Ehli tasavvuf yıllardır bu hataya düştü. Ve burunlarının ucundaki Allah dostlarını görmez oldu. Neden? Çünkü onun haberi yok. Haberi yoksa o da dost değil. Haberi yok çünkü. Haberi olmadığından benim haberim yok diye düşünmedi. Ben bilmiyorum diye düşünmedi. Veya ben buna ulaşamadım diye düşünmedi. Ya o dedi ki bu dost değil. Veya bu evliya değil. Bu iyi insan değil. Bu düzgün insan değil dedi. Buluşturdu, attı kenara. Allah muhafaza eylesin inşallah. Veyahut da ehli tasavvuf şunu yaptı. Eğer ki birisi kendi dergahındansa onu aşağıya çıkardı. Kendi dergahından değilse tuttu attı kenara. Muhakkak ki insanın fıtridir. İnsan kendi dergahını daha fazla sever. Kendi evlatlarını, kendi kardeşlerini, kendi arkadaşlarını daha fazla sever. Bu demek değildir ki en üstün olan bunlar. Böyle bir şey yok. Allah bunu bizi muhafaza eylesin inşallah. Bir de Allah her şeyi kendi dostlarına bildirmek zorunda mı? Veya dostum diyen insan her şeyi bilmek zorunda mı? Yani bir kimse kendisini Allah dostu görüyorsa o zaman gelsin karşımıza otursun, onun bilmediği şeyleri soralım. Bakın bilmediği şeyleri soralım. Allah affetsin hepimizi ve cümlemizi de. İnsanların ayağa kaydığı yer. Hiç kimse her şeyi bilmek zorunda değildir. Eğer ki bir kimse her şeyi bildiğini iddia ediyorsa hiçbir şey bilmediğini gösteriyordur bu onun. Onun hiçbir şey bilmediğini gösteriyordur. Tekrar söylüyorum. Allah cümlesini de affetsin inşallah. Her şeyi bilen Allah'tır. Biz bilginin sahibi olarak Allah'ı görürüz. İnancımız olur bizim. Ve Allah o geniş bilgisiyle insanların gelmişini ve geçmişini ve geleceğini her şeyini ne yapmıştır? İlmen tespit etmiştir. Bu bilginin üstünde bir bilgi yoktur. İnsanların bilgisi Kur'an bilgisinin üzerine çıkamaz. İnsanların bilgisi hiçbir zaman peygamber bilgisinin üzerine çıkamaz. Bu mümkün değildir. Hikmetin en büyük peygamberleridir. Ve peygamberlerin içinde de en büyük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerindedir. O yüzden hikmetin büyüğü Allah'ın velilerindedir insanlar arasında. Hikmetin büyüğü Allah'ın dostlarındadır insanlar arasında. Ama ve lakin bu dostların hikmetin ucundan tutmaları, hikmetin onların gönlüne damlamaları her şeyi her anda her şekilde bileceğine dair değildir. Allah affetsin. Kitaplarda okuruz. İşte derler ki filanca zat bütün oradaki bulunanların sorularına cevap verildi. Eyvallah, bunlar bütün her şeyi biliyor noktasında değildir. Adam 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane soruyu toparlayıp hepsine cevap verebilir. Bu onun komple bilgisinin en üst seviyede olduğunu göstermez. Her şeyi bildiğini göstermez. Veyahut da bir kimsenin kalkıp da şunu demeye hakkı yoktur. Filan diye bir şey verilseydi biz bilirdik. Bize söylerlerdi, bize anlatırlardı. Allah affetsin böyle söyleyen bir kimsenin tecdid imana ihtiyacı vardır. Tecdid iman etmedikçe Allah muhafaza etsin. O onunla göçer giderse sakat
zayıf, yanlış, daha büyük şey söylemek istemiyorum. Eksik olarak göçer gider. Allah affetsin. O yüzden insanların bilmediği, hatta dostlarının dahi bilmediği nice dostları var. Dostlarının dahi bilmediği nice dostları vardır. Onu Allah kendisi bilir. Peygamberlerinden saklamış bazılarını. Musa aleyhisselam da demiş kendi kendine, ya Rabbi bir ilim sahibi var mı? Var ya Musa demiş. Kendi ilminden üstün bir ilim sahibi aramış o gün için. Demiş ya, var ya Musa, nerede? Demiş git Kızıldeniz'in kenarında yürü. Kurumuş balığı da al yürü. Bu balık canlandığında, hareketlendiğinde işte demiş orada benim bir dostum var. Yanlış Hızır aleyhisselamı bulmuş. Bakın Hızır'daki ilim o zaman için Musa'da yok. O zaman için yok bak. O zaman için yok. Ve Musa'nın Hızır'dan haberi yok. Musa'nın Hızır'dan haberi yok. Kur'an bize bunu naklediyor. Kur'an bize bunu naklediyor. Musa'nın Hızır'dan haberi yok. Bugünün burnunun ucunu göremeyen insanlar diyorlar ki İlhan Eza örneği o mürşidi kâbı değil filan ceza o mürşidi kâbı değil filan ceza o mürşidi kâbı değil kim? Bir tek o mürşidi kâbı. Türkiye'deki bütün şehirleri dolaşın kendilerinden hariç hiçbirisinde mürşidi kâbı değil. Adam hatunlarla oturmuş ders yapıyor, zikrullah yapıyor, gülüyor, oynuyor, bir tek mürşidi kâbil o. Adam gayrını kupak bir sürü işi var, bir tek mürşidi kâbil o. Etrafında üç kişi, beş kişi, on kişi var, bir tek mürşidi kâbil o. Etrafında yüz binlerce kişi var, bir tek mürşidi kâbil o. Başka hiç mürşidi kâbil yok. Başka hiç Allah'ın dostu yok. Demek ki Allah'ın dostu o kadar eksik, o kadar olsa. Neden? Dostluk onun elinde çünkü. O zatın elinde. O kimin dost görüyorsa o dost. Allah da onların emrinde. Ne yapsın Allah? Bakıyor şimdi toplanmış dostları. Diyorlar ki bu dost olsun, o dost oluyor. Ne yapsın Allah'ın eli kolu bağlı. Allah affetsin inşallah. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bunların hepsi de eksik ve yanlış sırada. Allah içinizden kim bilir kiminizi seçti, dost kabul etti. Ne kendisinin haberi var ne bizim haberimiz var. Nerede biliyoruz? Belki de içinizde bizi dinleyen var da adam bizden daha iyi Allah hakkı, daha iyi dost. Hiç kimsenin haberi yok. Kendisi biliyor belki de. Nerede bileceğiniz? Kim bilecek? Allah affetsin inşallah. O yüzden asla ve asla, asla ve asla. Hiç kimsenin hiçbir şeyle işimiz yok. Tekrar bunu hep böyle not olarak düşüyorum. Hiç kimsenin hiçbir şeyle işimiz yok. İşimiz nefsimizle. İşimiz nefsimizle. İşimiz kendi iç dünyamızda, kendi nefsimizde, kendi ailemizde, sokağımızda, çevremizde, beldemizde Allah'ın emirlerini yaşamak, kulluk yapmak başka bir şey değil. Varsın kim uçuyorsa uçsun, varsın kim Allah'a dostluk feda ediyorsa etsin, varsın kim kimi dost görmüş, kim kimi dost görmemiş, kendisini bilecek. Allah bizi affetsin inşallah. O yüzden ben bunları eski alışkanlık olarak nitelendiriyorum. Hüseyin'e kadar öyle bir şey olduğundan dolayı değil. Tabi onun da kulağına üflüyorlardır bir yerlerden. Diyorlardır ki ona da. Buna bir şey verenler için diyorlardır. Buna bir şey verilseydi bizim haberimiz olurdu. Öyle mi Hüseyin abi? Bir şey daha ilave edeceğim. Bir insan bir iddiayla ortaya çıkar, insanlar derler ki o kimseye, arkadaş bu iddianı sen ispat et bize.
Öyle değil mi? Çünkü bir insan bir iddiayla çıkmıştır ortaya. O kimse iddiasını ispat etmek zorundadır. Türkiye'deki ne yazık ki şeyhim diyenlerin hepsinin de en büyük problemi budur. Hepsi de bir iddiayla çıkmışlardır ortaya ve Allah'ı, onun dinini ve Resulünü anlatmaktansa ömürlerini kendi iddialarını ispatlamak için geçirmişlerdir. Bakın bunlar bunu çizin. Hangisinin sohbetine giderseniz gidin, kendi şeyhlik iddiasını ispatlamak için anlatır. Bu acı bir şeydir. Bu acı bir şeydir, acı. Eğer ki bir kimsenin Allah ve Resulüne inancı varsa ve o uğurda yol yürümeyi düşünüyorsa onun kendisiyle ispat edecek bir şeysi yoktur. Onun ispatı Allah'tır. Onun ispatı gittiği yoldur. Onun ispatı söylediği sözdür. Sohbetleridir, haldir, hareketidir. Onun ispatı çizdiği stratejisidir. Yoksa ehli tasavvufun düştüğü hastalığa düşmek çok kolaydır. Çok basittir. O zaman insanın o ispat mücadelesi bitmez. Her gün yeni bir ispat edilecek bir şey çıkar ki Allah muhafaza eylesin. Adamın hayatı o noktada yok olup gider. Ve hep ben bunu gördüm tarihi yıllarca. Bunu ben yıllarca gördüm. Hangi şehre görüşmeye gittiysen, konuşmaya gittiysen, onlarla bir teşvikim olduysa, icazetlerinin nereden nereye geldiğini, kendilerinin nasıl olduklarını, kendilerinin hangi halde olduklarını, yok kırklardan mı, yok yedilerden mi, yok beşlerden mi, yok birlerden mi, yok teklerden mi, hangilerden olduğunu ispat etme çabasında dua. Büyük bir çoğunluğunda Kur'an ve sünnet noktasında bir çalışma, Kur'an ve sünnet noktasında insanlara öğüt verme, Kur'an ve sünnet noktasında insanların dinini yaşama mücadelesi vermeyi görmedim. Etrafına 20 kişi toplamış, onlara nasıl üstad olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Veyahut da bir yere gidiyor, bir yere gittiğinde nasıl üstad olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Allah affetsin. Bu hastalık büyük bir çoğunluğunda var. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizi bu hastalığa düşürmesin inşallah. Üstadlık sevdası olan bir kimse bu hastalığa düşer. Şeyhlik sevdası olan kimse bu hastalığa düşer. Bir kimse kendi kendisini kendini belli bir noktada görüyorsa ve o noktanın ispat edilmesi gerekiyorsa o bu hastalığa düşer. Nefis onu bu hastalığa düşürür. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ne üstadlık sevdamız var, ne şeyhlik sevdamız var, ne de başka bir şeyimiz. Kendi nefsim için söylüyorum. O yüzden benim böyle bir ispatlanacak bir şeyim yok. Bir günden bir güne sizin karşınıza ne üstadım diye çıktım, ne şeyhim diye çıktım. Çıkmayacağım da. Cenab-ı Hak beni muhafaza eylesin. Bir milyonlarca insan rüyasında görse, tek hizaya girse, yine de böyle bir Allah muhafaza eylesin, böyle bir şeyle yine karşınıza çıkmayacağım. Yine karşınıza çıkmayacağım. Ve herkes, trilyonlarca insan dese ki, ya ona bir şey verilseydi bizim haberimiz olurdu, haber olmadığına göre bize bir şey verilmemiş demektir. Onun dairesinden, biz de zaten bize bir şey verildi diye böyle bir iddiamız yok. Bakın tekrar söylüyorum, böyle bir iddiamız yok. Allah bizi affetsin inşallah. Bir tek iddiamız var, kulluk. Biz kul olmaya çalışalım. Ben kendi nefsim için öyle söylüyorum. Ben kul olmaya çalışayım. Varsın kim şeyh olmaya çalışıyorsa çalışsın. Varsın kim üstad olmaya çalışıyorsa çalışsın. Varsın adam gece gündüz
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine rahmet edip kendi kendine görev beklesin. Gece gündüz. Hiç gözlerini açmasın. Ola ki bir an gözünü açarsa o görev verilme esnasını kaçırabilirler. O yüzden hep gözleri kapalı olsun. Hiç önemli değil. Biz gözlerimizi açacağız. Gözlerimizi açık bir şekilde Kur'an ve sünnet-i seniyyi yaşamaya çalışacağız. Gözlerimizi açık bir şekilde stratejimizi çizip Allah'ın veriyor, Resul'ün yolunda ne yapabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz, insanlara nasıl mesaj aktarabiliriz, ne kadar Kur'an ve sünnete aşık insanları toplayabiliriz, çoğaltabiliriz, derdimiz bu olacak bizim, başka bir derdimiz yok. Sen bu rüya konusunda daha önce bir ders görmüştük sizden de, yani rüyasında bir başka arkadaşımızı kötü bir halde görürsek, işte yüzünün asık olduğunu veya işlerinin pes gittiğini, bu bizim o arkadaşımızın gerçek anlamda sıkıntı olduğuna deriz değil, bu kendi dünyamızda, kendi içimizde olan bir şey. Bu sizin dediğiniz de buna benzer bir şey. Tabii o konuyu o anda geçerdi. Şu anda bir tam bana çıkardınız. Ama yine de bu konuda bir arkadaşlara çıkma yaparsanız o rüya konusunda, çünkü bazı yavrular seni çok kötü görmüşsün bir anda, sen buraya da acaba senin sıkıntın mı var gibi şeyler oluyor bazen. Böyle öyle bir hayatta. Allah korusun. Muhakkak ki müminler kardeştir. Bir yola tabi olmak o kardeşliğin içinde hususi bir kardeşliktir. O hususi kardeşliğin içerisinde insanlar birbirlerinin sıkıntılarına anlayabilirler veya rüyalarını görebilirler. Bu illa o kimsenin sıkıntıda olduğunu göstermez. Bir, bu sıkıntıyla alakalı bir bölümü ayrı açacağım size. Eğer rüyanızda birisini bir sıkıntıda görüyorsanız, şimdi burada bir şey söyleyeceğim size, kaldıramayacaksınız bunu. Rüyanızda birisini gördünüz, sıkıntınız var. Sıkıntısı var bu kimsenin. Sen rüyanda gördün mü bunu? Gördün. Hadi ver cebindeki bütün paralar ona. Rüyanda birisine baktın, sıkıntısı var o adamın. Rüyanda gördüm. Ya abi ya, rüyanda gördüm, sıkıntıdaymışım. İyi, Allah sana göstermiş, ver cebindekileri bana. Yok. Rüyasında gördü, kendi kendine maneviyatı büyük olduğunu. İyi, sana rüyanda göstermiş sana. Allah insanı gökten sonra, gökten zevkini öldürecek değil. Hususi bir tepsiyle değinecek değil o kimseye. O kimsenin sıkıntısı sana, bir kimsenin sıkıntısı sana rüyanda bildirildiyse, demek ki Allah seni o sıkıntıya merhem tayin etmiş. Sen hiç kimseye kapak kaldırmadan gücünü yettiğince git ona yardım et hadi. Yok. O adam dedikodu yolunu seçiyorsa o rüyada şeytani. Bir kimsenin maneviyatını düşüklüğü alçaklıkken Allah onları saklar zaten. Eğer yok saklamıyorsan, birisini düşük gördüysen kendini düşük gör, kendini toparlamaya çalış. Yine birini düşük gördüysen, maneviyatın çok kuvvetliyse o kimse için otur 70 bin tevhid çek. Sevabını ona da borçlar. Ona da hiçbir şey deme. Ona da kem gözle bakıyorsan zaten senin de maneviyatın olmadığına o yüzden Allah affetsin inşallah. Bunlar böyle çelik çomak oyuncağı gibi basit geliyor insanlara. Çok basit geliyor. Bir şey söyleyeceğim size şimdi, hakkınızı helal edin. Hiçbiriniz, biriniz, herhangi birisini maddi imanlarda sıkıntılı görevimiz olur mu rüyasında? Açıkça soracağım. Bu kadar basit. Burada var mı 500 kişi? Var. Hazır. He? İyi. Ya bu kadar insan var bakın.
hiç kimse birbirinin bir sıkıntısını görmemiş. Hiç birbirimizi manevi olarak aşağılarda dolaştığını, işte köpek suretinde, yılan suretinde, yok bir herhangi birisi, bir başkası bir domuz suretinde gören var mı rüyasında? Açık eşkara sorun bakın. Gördüm hocam. Böyle. Evet. Dervişlerden birini. Dervişlerden mi? Dervişlerden buradan diyor. Ha, buradan değil mi dışarıdan? Yok, dervişlerin birbirlerinin arasında. Evet. Yok. Demek ki bir şey var ortaya. İnsan da burada kardeşler, arkadaşlar için söylemiyorum bunu. Görmedikleri şeyi görüyormuş gibi konuşuyorlar demek ki. Allah affetsin inşallah. Bunlar öyle. Kitaplarda okunduğu gibi değil bu işler. Ha, kitaplarda okunduğu gibi ama insan üzerinde hem de patlık tecelli etmiyor. Aaa ne kadar ya güzel. O adamın haline vakıf olmak, durumuna vakıf olmak. Öyle kolay değil mi bunlar? Adamın hem haline vakıf olacak, hem de adamın kol kola yürüyecek. Öyle kolay değil mi bunlar? Laf bunların hepsi de. Laf laf. Allah affetsin inşallah. Cenab-ı Hak muhafaza. Hüseyin abi öyle mi? Haberde bulunmuş mu bir şey olmuş olsa? Tabii ya. Onlar Allah çünkü. Mustafa abi hiç rüya görmüyorum mesela. Bununla yakın hiç rüya görmem mesela. Görmez, görmez Allah göstermesin. Kimisi rüyadan kafasını kaldırmalı. Kafasını koyar rüya görür. Kaldırır rüya görür. Yapacak bir şey yok. Allah iyi etsin işte. Abi bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki Allah diyor sizin amellerinize bakmaz. Rahmeti yani eksik de söyleyebilirim. Rahmeti olmasa diyor yani sizi de mi diyorlar? Beni de diyor. Burada amellerinize bakmaz. Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Ben de dahil. Ancak Allah'ın rahmetiyle diyor insanlar cenneti bulur. Evet. Çünkü insanların amelleri insanları cennete katmak için yeterli değildir. O amelinin karşılığı cennet değildir. Allah'ın rahmetidir cennet. Rahmetinin de bir kısmıdır. Komple cennet Allah'ın rahmeti diyemeyiz çünkü. Allah'ın bu sefer rahmetini cennetle sınırlamış oluruz ki Allah muhafaza eylesin, o da yanlıştır. O yüzden rahmetinin tecellisidir bir şekilde cennete girmek. Anlaşıldı? O yüzden bir kimse burada ameline güvenmemeyi öğrenecek. Yani ben namaz kılıyorum, direkt cennetlikim, öyle bir şey yok. Namaz vesile olup Allah'ın rahmetiyle insanlar cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu öğretiyorsa geride kalan hiç kimsenin ameline güvenmesi diye bir şey yok. Şimdi mürşidi kamillerin arka taraf duysun. Mürşidi kamillerin Allah dostu olduğu söylenir ve Resulullah Efendimiz'den devamlı görüştüğü söylenir. Şimdi bu beni biz yıllarca dinledik. Ya sadece bu cemaatten değil, başka cemaatlerde de bulundu hep böyle. Bir yetişmiş birine görev verileceği zaman onun mürşidi kamil olan kendilerinin söylediği bu mürşidi kamildi
dediği cimrilik mi yapıp ona görev vermiyor? Hatta sordukları zaman efendim yetişen yok mu siz rahmete gideceksiniz yerinize kimi? O da diyor ki evladım diyor çam ağacından adam yetişseydi yerime oturtturacaktı. Ama yetişmiyor. Böyle olduğu halde o hakka yürüdükten sonra belli zaman sonra icazetini başka taraftan alındığını söyleyip teşebbini ilan ediyorlar. Bu nasıl oluyor abi? Şimdi normalde bir şey bir mürsü nikahı kendi dervişlerinin yetişip yetişmediğini, dervişlerin hangisinin yetişip yetişmediğini iki yol olabilir. Bir, kendi hal ve rüya yoluyla bilir. İki, dervişin kendisini anlattığı hal ve rüyalardan bilir. Kendi hal ve rüya yoluyla bunları böyle açık anlatacağım, hakkınızı helal edin. Yani hepimiz öleceğiz, gideceğiz bir gün. Kendi hal ve rüya yoluyla bilir. Mesela rüyasında o kimseye esma verir. Rüyasında o kimseyi değişik elbiseler giydirir. Rüyasında o kimsenin esmayı aldığını görür. Mesela rüyasında o kimseyi rüyasında karşılasın. O da hay esmasını vermeye başlar. O da hay esmasını alır. O da hay esmasını çekmeye başlar. İşte onun üzerinde değişik tecelliyatlar olduğunu görür. O kendisi bir tecelliyat yaşar. O karşısındaki dervişi de o tecelliyatı yaşar. Ve bilir ki o kimse örneğin hay esmasını veya zikrullah halakasında kendi zikrullah yaparken o kendi dervişi veya dışarıdan bir kimse onun karşısına getirdiler. İşte bu da adı şu, ismi şu, cismi şu. Onunla beraber hemhal olur, zikrullah yapar. O da onun öyle yetişmiş olduğunu, yetişeceğini ve yetişiyor olduğunu oradan bilir. Bir de bilir. İlla ki hepsini bilecek diye bir şartı yok ya. Gelir dermiş olan bir rüya anlatır. Veya bir hal anlatır. O rüyasında veya onun o haline göre onun esmasını değiştirir. Bu rüya ve halin haricinde onu da es geçmeyin. Burası yalnız böyle özel bir noktadır. Hiç rüya ve hal olmasa o kimsenin kalbine ilham gelir. O kimseyle alakalı bununla da o kimse bilir veyahut da oradan yol aldırır. Bir üstad için bir kimseye oldu, bitti, yetişti demek güç bir şeydir. Eğer o kimse gerçekten üstad ise. Neden? Çünkü büyük bir sorumluluk ister. Onun altına imza atacak. Onun altına imza atacak. Çünkü bütün dervişler, bütün ihvanlar onun peşine düşecek. Bu kolay bir sorumluluk değildir. Bir. İki, bir kısmı ise bu yolları bilmiyordur. Bu yolu bilmediğinden dolayı ne yapacağını bilmez, ne yapacağını bilmediğinden dolayı da hiç kimse yetişmedi de. Enteresan şeyler vardır çünkü bunda. Bir kısmı ise bu yetişmeyenler için geçerlidir. Zaten kendisi yetişmiş değildir. Kendisi yetişmiş olmadığından yetişecek bir kimse de yoktur. Yetişecek bir kimse de yoktur. Yetişmişler de bilmiyordur. O öyle gidiyordur. O da öyle gider. Öyle bir körü dönüşü var ki bu meselenin içinde.
Öyle bir kör dövüşü var ki kim neye nereye nasıl yumruk vurduğunu bilmiyor. Bakın kim neye nasıl ne şekilde yumruk vurduğunu bilmiyor. Herkes birbirine yumruk vuruyor yalnız. Allah muhafaza eylesin. Ama bunların içinde en hakikisi, en hakikisi kendisi bu noktada gerçekten manevi elde yetişmiş ve o manevi elde yetişen kimse böyle bir kimseyi yetiştirmiş ve yetiştirdiği kimseye de icazetini sağlığında vermiş. Eyvallah. Bir, şimdi bunlar işin doğrusu, işin realitesine bakacağız. Bir, gerçekten manevi ellerde yetişmiş kimse kaç kişi? İki, manevi eller yok ise yetişmiyor mu? Üç, yetişenleri nereden bileceğiz? Karman çorman iş. Karman çorman iş. Yani kendi derdimizden örnek verecek olursa Hacı Ebu Bekir baba Çorum'a dergi okurmuş. Dergi'nin başlangıcı Çorum değil ama Çorum olduğundan dolayı dergiden Çorum okurmuş. Ondan sonra Hacı Ali Aydar Efendi gelmiş dışarıda. Ondan sonra Çorum Hacı Mustafa Efendi bırakmış. Sonra Çorum Hacı Mustafa Efendi kimse bırakmamış. Ardından Şeyh Efendi bana mavi görev verildi diye çıkmış. O da ölümüne yakın. Yani bunlar bizim yaşadığımız realite. Ölümüne yakın. İşte Hüseyin'e demiş ki bir tek Mustafa abimizin seyri sülükü vardı. Halifenin iklasında başka kimse yoktu. Onu da durdurdu Peygamber Efendimiz demiş. O da göçmüş gitmiş. Bu bizim dergahımızın geçirdiği süreç. İşte kim? Ahmet Ziyaret'in Gümüşhane Hazretleri'nin dergahı. En sonunda Bursa'da Mehmet Said Efendi Hazretleri'nde durmuş, icazetli. Mehmet Said Efendi'den sonra icazet yok. Sonra davanı geçmiş Esat Coşan. Esat Coşan da vefat etti. Şimdi oğlu geçti. Şeyi var mı? Söyleyiver şunu. İcazeti var mı? Yok. Selahiyeti var mı? Yok. Bir durumu var mı? Yok. Ya bunları isim isim söylemek istemiyorum fakat yani yanlış anlaşılmasın. Eleştiren bakımından değil. Realitesi. En işte geniş cemaat Mahmud Efendi. Mahmud Efendi'nin icazeti yok. Onun icazeti yok. Kim? Menzilcilerin. Onlar zaten hiç dışarıda kimse yok. Amca çocukları kendileri. Onlar da tutturmuşlar bir gavsız diye böyle gidiyorlar. Gavsız dışarı hiç gitmiyor. Babadan oğula, babadan oğula, oğul yoksa amcaya, amcanın oğluna, amcanın oğluna. Hiç dışarıdan gavs yetişmiyor başka. Demek ki bir tek kendi sülaleleri böyle bir şey olmuş. Esat Çoşan'ın da öyle olduğu. Onu damat, damattan oğlan, oğlan oğlu var mı bilmiyorum. Oğlanın oğlunda varsa şimdi, doğru varsa geleceği şey yok, şimdiden hemen hesap etsinler. Gibi. Bunlar normalde işin zaten en akıl almaz yeri, akıl almaz yerleri buraları. Allah muhafaza eylesin. Perşembe günü tekkede bir şey yaşadım, enteresanıma gitti. Kadıncağızın beni rüyasında görmüş, işte filanca yerde şeyhin demişler, gelmiş tekkeye. Bir de rüyasında da görmüş, haşla şimdi demişler ona. Neyse gelmiş tekkeye, sormuş arkadaşlara, demişler ki haşla. Rüyasında tekrar görmüş. İşte bu senin üstadın diye. İşte ona hurma vermişim ben, tesbihini de sonra vereceğim senin demişim. Neyse geldi rüyasını anlattı, kendisi de Nakşibendi. Anlı şanlı bir Nakşibendi tarikatına müntesip. Hocasına sormuş, demiş böyle böyle rüya görüyorum. Hocası demiş ki ona,
Vallahi demiş, buraya derste olmasan git ders al oradan diyeceğim ama demiş. Buraya derslisin demiş. Şimdi dinledim kadını, kadın mı kız mı bilmiyorum, Allah affetsin. Dinledim dedim, ne diyeyim barışı dedim ya, millet dedim böyle uçurup kaçıracak bir yerlere dedim, kapatacağım diye uğraşıyor insanları dedim. Sen ne diyorsan, ne düşünüyorsan öyle dedim ben. Ben size intizam etmeye geldim dedim, ders almaya geldim. Ben dedim senin, sizin bildiğiniz gibi şeylerden değilim dedim ben. İşte neyse bir ders verdik, yanındaki bir arkadaşı vardı, ona da verdik. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki bu kadına şimdi icazetin olsan olacak, olmasan olacak. Bir kağıt parçası ya icazet. Dedim olsan olacak, olmasan olacak. Olsa da adam seni rüyasında görmese ne olacak? Senin icazetin var. Evet. Sen dışarıdan bilmem hangi tarikatın içinden senin rüyasında gören birisi var mı? Yok. İcazetin olsa ne olacak ki? Bu böyle yani zahiri bir şeyle çözülecek bir şey değil. Hani benden için diyorlarmış ya, adamın bir sövmedi kalıyor ya millete, gidin istediğiniz yere. Benden için öyle diyorlarmış. Hani hem öyle diyor hem millet de onun peşine gidiyor diye. Allah Allah, ya ne diyeyim ki diyelim ya? Ya ne yapayım, düşün peşine mi diyeyim? Ya dememişim hiç bugüne kadar. Gelin de demiyorum. Öyle dememe rağmen insanlar nasıl benim peşimden gidiyorlarmış? Ben de dedim ki insanlar benim peşimden gitmiyorlar ki dedim ya. Allah'ın arasının peşinden gidiyorlar. Benim peşimden gidilsin istemiyorum ki ben dedim. Hiç böyle bir şey dedim mi bugüne kadar? Yok, Allah'ın arasının peşinden gidiyorlar. O yüzden bunun böyle bir zahiri ölçüsü yok. Yani zahiri ölçüsü, icazetli bir şehre tanıştım ben. Adamın kapı gibi icazetleri var bir sürü yerde. Allah Allah! Adama şehit demek için 1000 tane şahit lazım. 1000 tane şahit olsa bu şehit deseler diyeceğim ki ya estağfurullah lazım ya, bu 1000 tane şahidi gözden geçireceğim bu sefer. Yani bunların şahitlik gönlü ne vardı? Allah muhafaza eylesin. Ölçü, eyvallah, en güzel ölçü şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demiş ki ahir zamanda mübeşşirat kapısı açık kaldı. Nedir ya Resulallah? Ümmetinin gördüğü salih rüya. Hiç kimsenin icazeti, hiç kimsenin ben oldum demesi, hiç kimsenin soyu, sülalesi, soku, hiç kimsenin geldiği gittiği nokta, hiç kimsenin hiçbir şeysi ölçü olmasın size. Size ölçü şu olsun. Zahiri manada o kimsenin Kur'an ve sünnete uyup uymadığı. Zahiri manada. Bir adamın zahiri olarak hayatı, yaşantısı, hali, ahvali, konuştukları, yaptıkları, amelleri, yolu, Kur'an ve sünnet uygun mu değil mi? Bir bu. İki, bu zahiresi. İki, manevi. O kimseyi rüyasında gören, sen gördün mü? Önce bir başkası dönemli. Kardeşim sen gördüysen, kalbin ısındıysa, rüyanda da gördüysen bu noktada yürü git. Yürü git. Sen tanıyorsan, için ısınıyorsa, sen ondan faydalanıyorsan, rüyanda da görmemiş olabilirsin. Sen kendini oraya, oraya kendini oranın malı olarak görüyorsan, oranın insan olarak görüyorsan ve Kur'an ve sünnet noktasında bir problemin yoksa yürü git. En güzel bu. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Bir başkasının icazeti varmış. Sen icazetli bir yer istiyormuşsun. Yürü git. Git oradan al. Oraya tabi ol.
Yok bir başkasının sülalesi çok meşhurmuş, oraya git oradan al dersin. Yok bir başkası çok kalabalık cemaatmış, oradan alacakmışım. Oradan al kardeşim. Bu noktada da hiçbir problem yok. Yani benim kendi nefsimde. Ama ölçü sorulursa bana bu iki şey ölçüsün. Bir, adam zahire konuştukları, yaptıkları, ettikleri çizgisi, yolu Kur'an ve sünnete uygun olacak. Yani batenen o kimseyi ben kendi şahsi kanaatim. Rüyamda görüyorsam, bana rüyamda o şeyh olarak gösterildiyse, üstad olarak gösterildiyse, benim ondan ders alacağım gösterildiyse yürü git. Yani Eşrefoğlu'nun Mütala Şam'a kadar gitmiş, orada rüyasında Hacı Bayram'ı uğramış giderken beğenmemiş Hacı Bayram'ı. Orada Şam'a kadar gitmiş, Şam'da Hacı Bayram'ı görmüş rüyasında, geri dönmüş, Hacı Bayram'dan dersini almış. Ha demek ki ölçü bu. Yani Eşrefoğlu bunu böyle yaşadıysa veya başka daha öncekinden bunu böyle yaşamış mı? Yaşamış. Gitmiş Eşrefoğlu Rumi bakmış Hacı Bayram'ın Veli Hazretleri buğday içiyor dervişlerle beraber. Demiş ki ya şeyh beğenir mi? Bak o zamanın içinde ne aranıyormuş? Şan, şöhret, şatafat, gösteriş aranıyormuş demek ki. Bakmış Hacı Bayram'ın, Hacı Bayram'da şan, şöhret, şatafat yok. Ankara o zaman köy. Siz Ankara'yı şimdi büyük görüyorsunuz. Ankara o zaman köy. Kırsal bir köy. Orada dervişlerle beraber uydan içiyormuş. Bakmış. Hiçbir şeye benzetememiş. Yürümüş Şam'da çok böyle Şanlı şöhretli birisi varmış. Ondan ders almaya gitmiş. Önceden sünnettir ya, geceleri bir şehre girilmemiş. Şehre yakın bir yerde konaklamış, geceleri sabahleyin girecek artık. O gece rüyasında Hacı Bayram Hazretleri'ni görüyor, kendisinin kafasında bir tasma, köpek tasması. Tasmanın ucunda zincir, zincirin ucunda Hacı Bayram Veli Hazretleri. Torbistan geri, tekrar Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin olduğu yere. Ha demek ki önceki neyse şimdi de öyle olması lazım. Değişir mi? Değişmez. Sen bir git rüyanda gördün, kimseye git intisap et kardeşim. Şeyh miydi, değil miydi diye hiç düşünme. O zaman düşünme. Sen rüyanda gördün mü? Gör. Senin şeyhin ölmüş kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Görmedin. Demek ki değilmiş. İçin ısınmıyor. Demek ki değilmiş. Yani gördüğün evde için ısındığını intisap et. Allah muhafaza eylesin. Sonuçta herkes layıkını bulacak. Herkes layıkını bulacak. Sen neye layıksan onu bulacaksın. Kim neye layıksa onu bulacak. Öyle değil mi? Hiç kimse layıkın maalesinde bulunur mu bulmaz. Allah bizi affetsin inşallah. Abi şimdi Kur'an ve sünnet dairinde hareket ediyor. Bir mürşid kitabı tasavvuk etmesi gerekiyor mu ya? Bu tamam, mesela İmam-ı Azam Hazretleri okumuş, Kur'an ve sünnet dairinde hareket ediyor. Meşguliyet kalmıyormuş bir tane. Ne meşguliyet? Eskiden veriyordu da söylüyordum işte şeyh olmayan, şeyhi şeytandır falan filan. O söz bir şekilde doğru, herkese doğru değil. Yani bir kimse bu noktada kendi dairesinde bir ihtiyaç duyuyorsa gidecek, intisap edecek. İhtiyaç duymuyorsa intisap etmesin. Ne olur mu değil? Meşguliyet yok. Hiç kimse mecbur kılmamış. Allah Teala mecbur kılmamış. Allah Teala demiş, dinde zorlama yoktur diye. Kim kime mecbur kılacak? Dinde zorlama olayını açar. Yani sen ister Hristiyan ol, ister Yahudi ol, ister Müslüman ol. Allah seni zorluyor mu kafanı silah deneyip şu dini gireceksin diye? Sen kendin seçiyorsun dinini. Sonra şimdi bu rüyada biz
çok sefer ben gördüm. Mesela sizi çok gördüm o dönemlerde de. Fakat mesela bu normal bir insan, normal bir insan da buna git bağıran diye böyle bir normal bir şekilde böyle bir insana gösterebilir mi yani? O zaman bu rüyanın salih olmadığı ortaya çıkar. Eğer ben onu gördüğümde o salih bir rüyadır. Diyorsunuz ki gördüğünüzde git bağıran. Ama normal bir insanda görebilir mi böyle bir şey? Normal bir insanda normalde bir rüyasında ona demezler ki bu senin mürşidi kamildir, git ona bağırın diyor zaten. Normal bir insana demezler. Adamın rüyasında demezler ki hiç kimse mürşidi kamil git ona bağlan diye. O zaman bu şu çıkıyor yani benim gibi bu cemaate kadar çok çıkıyordu zaten o dönemlerde. Ben de arkadaşlar diyebilirim ki ya ben Mustafa abi gördüm, bana inanmıyorsan mesele yok. Bu diyebilir miyim yani? Diyebilirsin, bu tamam. Bunu söyleyecek bir söz yok. O zaman görmüş gibi olur o zaman. Eyvallah, o bir kimse onun kendisine o adamın yalan söylemeyeceğini kendini hüccet olarak tayin ettiyse bu noktada bir şey yok. Adam der ki ya mesela diyelim ki aklım benim yıllardan beri arkadaşım. Ya aklım benim seni böyle bir rüyada görmüş, ben aklımın yıllardan beri inanmışım, o da bana inanmış. Bana yalan mı söyleyecek aklım der? Hayır, aklım o rüyayı kendisini hüccet kabul eder. Zaten ben bunu söylerken bu umuma açık bir şey, bir söz. Bir de işin aslında burası başka bir noktası. Herkes o seviyede rüya görmesi zor zaten. Bir de işin bu tarafı. Adam yıllarca orta yerde kalabilir, hep rüya bekliyoruz. Veya beni bir mesela ben bazen onu kenayesine söylerim de Allah affetsin beni. Anlamaz karşıdaki. Ben derim ki ona, hadi sen hüccetli rüya gör, sana Peygamber Efendimiz söylesin sallallahu aleyhi ve sellem. O kendisinde bir eve görüyordur. Kendisi böyle dolaşıyordur. O kendisi böyle dolaşan, hani o böyle kendi kendine öyle bir havaya katmıştır ki, o görüyor, o biliyor, yüksek seviyelerde uçuyor. Ben de ona derim ki, hadi sana Peygamber Efendimiz söylesin sallallahu aleyhi ve sellem. Onun arkasında kenaye yatan o anlamaz onu. Ben de anlatmam zaten onu. O da şimdi o kendisindeki kibiri, gururunu görmeden habire Peygamber Efendimiz bana söyleyecek, ben o söylediği yere gideceğim diye bekler durur o. Hiç aklına getirmez o kimse. Ya ben kimim Peygamber Efendimiz'i görecek? Hiç hayatında gördün mü kardeşim sen? Hayatında Peygamber Efendimiz'i görmüş, bize Peygamber Efendimiz söylerse gideriz. İyi. Peki o zaman Peygamber Efendimiz gece rüyada söylerse ne kadar yani tam manasıyla emin miyiz şeyde rüyamızın sahih olduğunda? O Peygamber Efendimiz söylerse ve o kimse onu yapmazsa ona tecdid iman lazım zaten. Ne işin bu tarafı var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin şekline şemaline şeytan giremez. Asla. Geçmiş peygamberlere giremez. Asla. Sahabelerin şekline şemaline şeytan giremez. Asla. Çünkü bunlar hadisle sabittir. Allah Resulü diyor ki ashabım yıldızlar gibi verir. Hangisini sayılırsanız beni bulursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki benim şeklime şemalime şeytan giremez. Geçmiş peygamberlerin de şeklime şemaline şeytan giremez. Ve onların sesleriyle de konuşamaz. O yüzden o cemaatte bir üstada bağlandılarsa o cemaatte mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin cemaattan insanlara bu noktada bir işaret vermesi gerekir. Yani o cemaattan bazı insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin işaretiyle gidip o kimseye intisap etmeleri gerekir. Bu bir ölçüdür, delildir yani. Hepsini görmeyebilir ama içlerinden gören olması gerekir. Bu bir işarettir. Yoksa sen kendi kendine gör, kendi kendine ilan et, kendi kendine söyle. Bu şey değil. Cemaat onu görecek. Cemaatten insanlar onu görecek.
İçerideki insanlar pir makamında kimselerden görecek. İşte imam makamında insanlardan görecek. Sahabelerden insanlardan görecekler. Ya rüyalarında görecekler. O rüyalarındaki kimse o kimseyle alakalı bir şey söyleyecek. Bunlar hüccettir, değildir. İnanan için. Anlaşıldı. Ha, herkes mi görmesi gerekir? Evet, herkes görmesi gerekmez. Ama bir kimse illa ki diyorsa, kardeş ben görmeden bağlanmayacağım. Allah yolunu açık etsin, gör bağlan. Anlaşıldı. Onun üzerinde çünkü bir iddia olmaz. Allah affetsin. Ha. Cemaatte bu noktada insanların içinde işte rüyalarının sahihliğiyle daha bu noktada bir kimse var ise ve o insanlar diyorlarsa arkadaşlar bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi gidin buna intisap edin. Eder ise veya işte sahabeler dediyse geçmiş peygamberler dediyse ben bu noktada açık bir şey konuşulması gerekirse ben kendim bir yere intisap edecek olsam Allah affetsin. Yani benim ölçüm onlar mı oldu? Ha bir başkası ölçüsü ne olur onu bir şey diyemem. Allah affetsin. Ama ölçü mü? Abi şimdi Peygamber Efendimiz böyle senin sen git falanca zata intisap et. O zat mürşidi kamil. O kişi de gitti ona intisap et. Onun Peygamber Efendimiz işaret etti. O mürşidi kamil dediği vatandaşı. Onun ne? Rüyasında görüyorsan, yani şeyhini görüyorsan, o şeyhinin suretine şeytan girer mi? Yani Peygamber Aleyhisselam'a girmiyor. Onun işaret ettiğiyle, o mürşid-i kamil sıfatında olan zatların şekline giriyor mu? Şimdi girmiyor, ben yani girmiyordum. Bir saniye. Şimdi giriyordu. Şimdi işte orada. Girmiyor desem, şimdi burada Türkiye'de o kadar çok mürşid-i kamil var ki. Bir saniye, bir de şu var. Ya hadis yok zaten de, bir de şu var. Şimdi bir imaret olmuş. Mürşid-i Kamil'in şeytine, suretine şeytan giremez. Bu konuda ne bir ayet var, ne bir hadis var. Ne de imamların iştahı var. İmam-ı Azam Hazretleri'nin iştahı var. Ama ehli tasavvufunun kendisini bir ölçü olarak koymuş, bir hukuk olarak koymuş. Var mı böyle bir şey? Var. Şimdi desek ki girmiyor. Ulan devletten beri o sıraladığımız gaybın kumpaklar var ya. Hepsi de Mürşid-i Kamil'im diyor. Hepsinin de şeytini. Bu sefer ne diyecek adam? Benim üstadımın şeklini, şemalini şeytan girmiyor diyecek. Diyecek mi? Diyecek. Neden? Bu adam o şeytan Mürşid-i Kamil olarak giriyor desek yolu düzgün olanlar var. Pardon, girmiyor desek bu sakıncası var. Giriyor desek yolu düzgün olanlar var, onları da cumhurluk için alıyoruz. Ama en selametlisine ben o selamet olarak gördüm oraya. Dedim ki girer kardeşim ya dedim, çıktım işin içine. Bir şey daha. Şimdi bu son nefeste kabirdeki muhabbet var ya, işte son nefese gelip kabirde sorgusuna cevap ver. Bu ne kadar doğru abi? Peygamber Aleyhisselam hangi sahabenin son nefesine gitmiş veya kabirde hangi sahabeye yardım etmiş? Veya evliyalardan hangi evliya, hangi dervişine böyle bir şey yapmış? Veya bunu kim rivayet etmiş, kim anlatır? Anlatana söyleyecektim. Kabahat Peygamber Aleyhisselam... Kabahatını mı söylüyorum? Ben de babam peygamber diye güvenmiyor. Bizimkiler şeyin mürşidi kamil deyip yatıyor son nefeste. Ya yeter ben Ağustos kabağını benim kabağımı kapatıyor şey ya. Yavaş yavaş topluyoruz da kendimiz işte. Son nefeste sorduğu suale mi giriyorlarmış? Öyleydi değil mi? Öyle bir şey bulamadığınız için çok üzgünüm. Mustafa benim bir açılımı sormayacak. Bu herhalde babamız rahat etmesin önce bir işaret buyurmadı. Yani
Son yıl anlamak için mi işaret etmedi? Yani altın yıl anlamadı. Yani yeniden bırakacak harfleri. Veya derviş arası cemaat içindeki imtihan mıydı bu? Onu gidip kendisine sormak lazım. Hangi düşünceyle öyle yaptığını? E demiş ya, veya şimdikiler diyor ya, kılıcı daha keskin olacakmış diye, ne sormuyor mu? Öyle değil mi? Kılıcı daha keskinmiş, şimdi daha güzel cevap veriyor. O yüzden şimdiden sor. O zaman kılıcı keskin olmuş. Ben değilim kılıcı keskin, ondan değilim. Hiçbir cevap vereceğim, hiçbir cevap. Bir başkasına soracağını sorayım, bana soruyorsunuz. Uzun zamandır hep aynı mesele söyleniyor. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Velayet yolunda böyleydi, şimdi böyle deniyor. Ya Allah aynı Allah. Peygamber aynı peygamber, din aynı din. Eskiden ne diye şimdi? Bir sürü arkadaş diyor ki işte velayet yolunda böyleydi, şimdi böyle diyor. Yanlış mı anladı? Onlar mı yanlış anladı? Allah var da, Allah peygamber de aynı peygamber. Evet, şu anda ayakta duran 4 mezhep var ama 17-18 tane mezhep çıkmış. Yok şimdi bizim kendi cemaatimiz... Bizim de mezhebimiz farklılaştı. Yani sizin de işiniz o zaman bizim yanlış anladı. Değişen bir şey yoktu, yanlış yorumladı. Konu sorun. Yok canım, ben değişmediğimi iddia edersen benim için de yalan olur. Ben değişmedim arkadaşlar? Değişmişim demek ki. Değişemedim. Bak, Arda Hoca diyor ki değişerek geliştik diyor. Yani kardeşler bu şeyleri yanlış anlıyorlar. Ben artık tartışma, başka cemaatleri sataşma noktasına kadar gidiyor. Bu hayır kusurlu bir hadis-i şerifler değil mi ki? Allah kim hayır murad ederse ona kendi ayetlerini kusurlarını gösteriyor. Yani biz değil mi Martin kendi ayetlerimizde kusurlarını değil mi demeyelim. İnsanın kendi aramızda kalması gerektiğini diye düşünüyorum. Saatim bıraktık da şimdi de gidiyor yani böyle. Yani siz iyi de anlatıyorsunuz. Dışarıdaki kardeşler var. Yani bizler yanlış anımız altında başka noktaya gidiyoruz. Yok Allah affetsin. Bunlar bizim bu konuştuğumuz ölçüler bir başkalarıyla savaşmak için değil. Kendi eksikliklerimizi, kendi yanlışlıklarımızı tamir etmek. İşin doğrusunu bulmak, doğrusunu yapmak. Allah bizi muhafaza eylesin. Yok önceden şöyleydi, önceden böyleydi deyip de eskiyle hesaplaşmak değil. Allah bizi muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin. Var mı başka sorusu olan? Selamünaleyküm. Az önce demiştiniz, daha önceleri sürekli geceleri şehre girmemek demiştiniz. Şimdi süresine değil mi yani geceleri şehre girmemek? Ya şimdi misafirde kimsenin konaklayacak o noktada yok ki. Daha önce dersinizde de Peygamber Efendimiz bundan birkaç bin kilometre yol bulmuşsun. Böyle bir ağabeyiz soru sormuştu. Size demiştiniz ki Peygamber Efendimiz biliyorsak biz biliyoruz. Sünnet de demiştiniz de.